Merhaba arkadaşlar. Bugün 4. sınıf map yayınları sayfa 224, 225, 227 ve 229. sayfadaki çalışmaları birlikte yapmış olacağız. İlk sayfamızda başlıyoruz. Birinci sorumuzda aşağıdaki uzunlukları ölçünüz. Alt satırdaki bölüme yazınız demiş. Bakın burada çizgiler var arkadaşlar. Milimetre cinsinden bulmamız isteniyor. Burada cetvel yardımı alacağız. Mutlaka cetvelle ölçüyorsunuz. Biz tahmini değerlerle yapacağız arkadaşlar. Sizler cetvelle tam değerlerini yazmanızı istiyoruz yaklaşık 2 nokta arası 5 milimetreye karşılık gelir. Burada bakın 3 tane e, parçadan oluşmuş. O yüzden 3 çarpı 5'ten 15 milimetre civarında bir sonuç vermesi beklenir arkadaşlar. Sizler tam ölçerek 16, 17, 14 yaklaşık değil tam değerini tespit edebilirsiniz. Biz yaklaşık olarak ifade etmiş oluyoruz. İkinci şeklimizde 1, 2, 3, 4, 5 parçadan oluşmuş. Her birisi 5 olduğu için 5 çarpı 5'ten 25 mm civarında bir sonuç vermesi isteniyor. Üçüncü şeklimiz 1, 2, 3, 4 parçadan oluşmuş. 5 kere 4, 20 mm civarında bir sonuç vermesi beklenir. Burada arkadaşlar çapraz olarak ölçebilirsiniz. Şu şekle benziyor birazcık daha fazlası. 21, 22 diyebiliriz bunun için. Evet 22 diyelim. 22 milimetre olarak da yeşil alalım. Buna çok benzemiş. 1-2 milimetre fazlalık olarak kabul etmiş olduk. Dediğim gibi sizler cetvelle tam net değerlerini ölçerek tam sonuçlarını ifade etmiş olursunuz. Yaklaşık olarak bu değerlere yakın bir sonuç çıkması beklenir diyoruz. İkinci sorumuza doğru devam ettik arkadaşlar. Aşağıda yer alan bölümlere verilen uzunlukları çiziniz demiş. 5 milimetreyi bakın iki nokta arası mesafe olarak isimlendirmiştik. 5 milimetreyi bu şekilde çizdim. 11 milimetreye geçtiğimizde onu da farklı bir kalemle ifade edelim. Bakın 5 bir tanesi, 5 bir tanesi. Yani iki tanesini birleştirdiğimizde 10 olur. Onu birazcık uzattığımızda 11 milimetreye karşılık gelmiş olur diyoruz. 8 5 ile 11 arasında. Yani bundan uzun, bundan kısa 1,5 parça gibi alabiliriz. Onu da farklı bir renkle ifade edelim. Bir buçuk parça alacağım. Bir parça biraz da yarım aldım. İşte bu da 8 milim olarak karşımıza gelebilir. Siz yine cetvelle tam net ölçüyorsunuz. Biz yaklaşık değerle çizmeye çalışıyoruz arkadaşlar. 22'yi çizelim şimdi. Onu da pembe ile çizdim. Burası 5, 10, 15, 20. Biraz daha şöyle küçük bir uzattığımda 22 milimetreyi çizmiş oluruz. Yine siz de cetvelle tam değerini tespit etmiş olursunuz arkadaşlar. İkinci sorumuzda da bu şekilde çizimlerini yapmış olduk. Ve ikinci soruyu tamamladık. Üçüncü sorumuza doğru geçiyoruz arkadaşlar. Alt kısma geçtim. Aşağıdaki işlemleri yapınız. Çıkan sonucu cetvel yardımıyla örnekteki gibi çiziniz. Kareli alan alanı işlemleriniz için kullanabilirsiniz demiş. Burada işlemler var arkadaşlar. Sonuçlarını bulup uzunluğunu çizeceğiz. Alttaki işlem yerinde kullanabilirsiniz demiş. Birinciyi de çözmüş. 46'dan 39'u çıkarmış. 7 mm olmuş. Onu da çizimle göstermiş arkadaşlar. Şimdi biz de diğerleriyle devam edelim. Biz sorular gözükmesi için işlemleri şu sağa solu kullanacağız. Siz alt kısımlara işlemleri yazabilirsiniz. 21 çarpı 3'ü yapıyorum. 3 kere 1 3. 3 kere 2 6 63 milimetre yaptı bunun çarpımı 63 milimetre çizelim şimdi arkadaşlar bakın bu 7 milimetre ise bunun biraz daha uzunluğunu çizersem 10 yapar 20 30 40 50 60 63 gibi. Yaklaşık değerini çizmiş oldum arkadaşlar. Sizler dediğimiz gibi cetvel çizerek tam 63 mm olacak şekilde uzunluğunuzu çizmeyi unutmayın diyoruz. İkinci ifademe geçtim. 72 bölü 4. 72'yi 4'e böleceğiz. 7'nin içerisine 4 bir defa. 7'den 4 çıktığında 3, 2'ye aşağı indim. 32'nin içerisine 4, 8 defa. 8 kere 4, 32 yapar. Kalan da 0 0 olur arkadaşlar. 18 çıktı cevabımız. 18 milimetre. Bulalım 18'i. Şunu bakın 10 olarak almıştık. Bir tane parçayı 10. Bundan bir tane daha aldığımızda tam olmayacak. Şöyle bir tık geri alırsam. Şöyle arkadaşlar. Tam 20 olmasın. Şurası 20 demiştik. 20'den biraz az. Bu uzunlukta aldığınızda 18'e yakın bir değer olmuş olur. Sizler de cetvelle bu 18'e yakın ifademizi çizelim dedik. Üçüncüye geçtim. Üçüncü uzunluğumuz. Yine farklı kalemler kullanarak ifade ediyoruz. 45 çarpı 6. Şurada yapalım onu. 45 çarpı 6. 5 kere 6. 30 yapar. 30'un 0 elde var. 3. 6 kere 4. 24. 3 de elde. 27 yaptı. 270 olarak cevabı ulaşmış oldum. 270 milimetre cevabımız. Evet 270 çıktı arkadaşlar. 270'i biraz çizmek sıkıntı buraya sığmaz arkadaşlar. Şuraya devam edebilirsiniz. Ya da alttan başlayarak devam edebilirsiniz. Biraz büyük çıkar 270. Bir deneyelim. 1 2 3 4 5 6 7 yani 7 dedim. 7 tane 10 gittim 70 oldu şu anda. 8, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. Yani özetle arkadaşlar burada bu soruda bir hata olabilir. Çünkü bu 270 milimetre. Çok uzun, uzun bir uzunluk. E, 30 santime yakın. 30 santim de bir cetvel boyu. Kitabımıza sığacak bir boyu değil. Açıkçası burada bir hata var büyük ihtimalle ama biz şöyle yapalım. Kitabımızın boydan boyunu sağlatalım. En fazla maksimum bu olabilir. Yaklaşık 30'a yaklaşmış olur diyoruz. Yani baştan başa çizmemiz lazım. 270'i göstermek için. Çünkü 270 gerçekten uzun bir uzunluğa sahip dedik bu şekilde ifade etmiş olduk 270'i de diyoruz. Dördüncü ifadeye geçtim. Onu da farklı kalemle ifade edelim yine. 96 bölü 3 şuraya yapıyorum. 96 bölü 3. 9'un içerisinde 3, 3 defa, 3 kere 3, 9. Kalan 0. Altıncı indik. 6'nın içerisinde 3, 2 defa, 3 kere 2, 6. Kalan 0. 32 olarak cevaba ulaştım. 32 milimetre yapıyorum. 10, 20, 32 2 gibi bu boylarda bir şey 32 milimetreye karşılık gelir dedik arkadaşlar. Diğer ifademize geçtik. 18 çarpı 3. Onu yapalım. 18'de 3'ü çarpıyorum. 8 kere 3. 24'ün 4'ü elde var 2. 3 kere 1 3. 2 de elde 5. 54 yaptı. Bunun sonucu 54 geldi. Yapıyoruz. 10, 20, 30, 40, 50, 54'te yaklaşık olarak bu ifadeye karşılık gelir arkadaşlar. 54 milimetreyi çizmiş oldum. Son ikiye geldik sıradaki ile. Yine pembeyi kullanalım. 72 bölü 8. 72'yi 8'e bölüyorum. 72'nin içerisinde 7'nin içerisinde 8 yok. 72'nin içerisinde 8 tam 9 defa. 9 kere 8 72 yapar ve kalan da 0 0 olur arkadaşlar. Bunun cevabı da 9 milim olarak karşımıza gelmiş oldu. 7 milim buydu bakın. 9 milim de biraz daha bunun uzun hali arkadaşlar. İşte bu 9 milim olarak karşımıza gelebilir dedik. Son sorumuz 24 artı 47 onu yapalım hemen. Onu da sarı göstermiş olalım. 24 artı 47. 4 7 daha 11'in biri elde var 1. 2 4 daha 6 elde eklediğimizde 7. 71 milim olarak karşımıza gelmiş oldu. Çizelim. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 1 diyeceğimiz şekilde şöyle biraz 63'ten büyük gördüğünüz gibi bundan daha büyük olacak şekilde 71 milimi belirtmiş olduk arkadaşlar. Yaklaşık olarak biz çizdik. Sizler mutlaka cetvel kullanarak daha net sonuçlara ulaşmayı dikkat ediniz arkadaşlar. Özellikle şu 270'te bir sıkıntı var. Onun haricindekileri doğruca yaklaşık değeriyle çizmiş olduk diyoruz bu sorumuzun cevabı için. Burayı temizledim. Sizler durdurarak işlemleri tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Alt kısma doğru devam ettik. Ölçü birimlerin dönüşümü ile alakalı. 225 ile herhangi bir çalışma yok. 227'de çalışmalarla devam ediyoruz. Evet 227'deki birinci sorumuzla başladık arkadaşlar. Aşağıdaki uzunlukları istenilen birime çevirip yazınız demiş. Kilometreden metreye çevrilirken sayımız 3 basamak yani 1000 ile çarpılması gerekir arkadaşlar. 3 tane sıfır eklenmesi gerekir. O yüzden bu ifadeye 3 tane sıfır ekliyorum ve cevabım 5000 metre olarak karşımıza gelmiş oluyor arkadaşlar. İkinci ifademe geçtiğimde metreden santimetreye. Metre, desimetre, santimetre. Aşağıya doğru 2 basamak var. Yüzde çarpılması lazım. Yani 2 tane sıfır eklenmesi lazım. 20'ye 2 tane sıfır eklediğimizde 2000 santimetreye karşılık geliyor. Metreden santimetreye. Üçüncü ifademiz santimetreden milimetreye bir basamak aşağıya yani 10 la çarpılması lazım. O da 120 olması gerekiyor. Bu sayıyı 10 çarptığımızda bir tane sıfır eklemek anlamına gelir. Metreden kilometreye bakın kilometreden metreye çevirmiştik. 3 sıfır eklemiştik. 1 çarpmıştık. Şimdi 1000'e böleceğiz. 3 tane sıfır siliyoruz. Tersi verilmiş çünkü. Metreden kilometreye geçerken silme gerekir. Cevap 17 olarak karşımıza gelmiş oldu. Santimetreden metreye yine ters verilmiş. Burada 2 sıfır eklemiştim. 100'e çarpmıştım. Burada 100'e böleceğiz. 2 sıfır gidecek. Cevabımız 24 metre. Sonuncu ifadede milimetreden santimetreye bir basamak yukarıya yani 10, biraz önce tersinde 10 çarpmıştım. Santimetreden milimetreye. Burada da 10'a böleceğiz. Yani bir tane sıfır gidecek. Cevap 440 olarak karşımıza gelmiş olacak. Bu dönüşümler sonucunda diyoruz arkadaşlar. Şimdi yan taraftakilere geçtim. Orayı da mavi ile çözelim. Metreden santimetreye biraz önce karşımıza geldi. 100 ile çarptığımız için 2 tane sıfır eklenir. 1300'e 2 tane daha sıfır ekledim. 130.000 cevabına ulaşmış oldum. Metreden kilometreye metreden kilometreye geçerken arkadaşlar şurada vardı. 3 tane 0 yani 1000'e bölmüştük. Yine 3 tane 0 gidecek 1000'e böldüğümüzde. Cevap 36. Kilometreden metreye bakın burada var. 1000 ile çarpılıyor yani 3 tane 0 eklenmesi gerekir. 192.000 metreye karşılık geldi. Milimetreden santimetreye ne olmuş arkadaşlar? 10'a bölünmüş. Bir tane 0 gitmiş. 10'a böldüm. Bir tane 0 gitti. 87. Santimetreden milimetreye santimetreden milimetreye 10 ile çarpılmış bir sıfır gelmiş. O zaman 5200'e bir tane daha sıfır ekledim. 52.000 oldu. Kilometreden metreye 1000 ile çarpıldı. 3 sıfır gelmişti. O zaman buna 3 tane sıfır eklersem 720.000 cevabına ulaşmış olduk diyoruz. Birinci soru da arkadaşlar. Bazılarında sıfır silme, bölme işlemi, bazılarında sıfır ekleme, çarpma işlemi uygulanıyor dedik birinci sorumuzun cevabı için. Ve ikinci sorumuzla devam ediyoruz şimdi. Burayı temizleyelim. İkinci sorumuza doğru geçelim arkadaşlar. Aşağıdaki işlemleri sonuçta istenilen birim üzerinden yapınız demiş. Bakın metre ve santimetre var. Toplam santimetre cinsinden sorulmuş. Metreyi santimetreye çevirmem lazım. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Yüzle çarpılır. Yani bu ifade 800 santimetreye eşit olur. Santimetreye çevrilirken. Yanında da 50 var. 800 ile 50 topladığımızda ne yapar? 850 olarak cevaba ulaşmış oluruz diyoruz. Burada ikisini de santimetre cinsine çevirmemiz gerekti. İkinci de metre cinsinden istemiş. 5 kilometre metreye çevrilirken 1000 ile çarpılıyordu. Yani bu ifade 5000 metreye eşit. 400 metreyi çıkarmam istenmiş. 5000'den 400'ü çıkarıyoruz. Bu ikincinin işlemi. 0, 0. 0'dan 4 çıkmaz. Yandan aldı. Burası 10. Burası 4 kaldı. 10'dan 4 çıktı. 6. 4'ü de aşağı indiğimizde 4600 metre olarak karşımıza gelmiş oldu. ikincinin sonucu. Üçüncü de arkadaşlar. Milimetre santimetreye çarpılmış. Milimetre istemiş. O zaman bunu da milimetreye çevirmem lazım santimetreden milimetreye geçerken bu ifade bir tane 10 ile çarpılır. Yani sıfır eklenir. Bu ifade 50 milimetreye eşittir. Şuraya yazdım. 20 ile 50'yi çarpmamız lazım. Hemen çarpalım orada. 20 çarpı 50. Burada uzun uzun sıfırları çarpmamıza gerek yok. 5 ile 2'yi çarpmanız yeterli olur arkadaşlar. 5 kere 2 10. Burada da 2 tane sıfır olduğu için onları ekleyebilirsiniz. 1000 cevabına ulaşmış oldum bu çarpım sonucunda diyoruz. Devam ettim. Burada işlem için yeterli yer vermemiş arkadaşlar. Sizler bunları deftere veya bir herhangi bir kağıda da alabilirsiniz. Kilometre metre 1 kilometre metreye dönüştürürken 1000 ile çarpıldığı için buna 3 tane sıfır eklendi. Şu ifademiz 1000 bin oldu. 1000'i 10'a böldüğümüzde de Şöyle kolay yönden sıfırlar sadeleşiyordu. Yüze 1'e sıfırlar gitti. Yüzü 1'e böldüğümüzde cevap 100 olarak karşımıza gelmiş oldu. Sonuncu da metre, kilometre, kilometre. Metreden kilometreye geçerken sayı 1000'e bölündüğü için 3 tane sıfır kaybeder. 3 kilometre bu. Yanındaki de 3. 3 artı 3'ten cevap 6 kilometre olarak karşımıza gelmiş olur diyoruz. Bakın bazılarının işlemlerini sol tarafta yapmış olduk, bazıları da üstünde çözmüş olduk. Birazcık zor bir kısım burası. E, dikkatle takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi sağ tarafa geçtim. Onu çözelim. Bu sol tarafı sileyim. İşlemler birbirine karışmasın. İkisi bir beraber karışık durur. O yüzden siz burada eksiğiniz varsa durdurarak tamamlayabilirsiniz. İkinci kısım milimetre, milimetre, santimetre istemiş. İster çıkarıp santimetreye çevirin ya da santimetreye çevirdikten sonra çıkarın. Önce santimetreye çevirirsek bu 10'a bölünecek. Yani bir tane sıfır silindi. 84 santim. Burada bir tane sıfır sildim. 24 oldu. Çıkardığımızda cevaba ulaşmış olacağız. 84 eksi 24. 0. 8'den 2 çıktı. 6. 60 santimetreye işitmiş bu işlemin sonucu diyoruz arkadaşlar. İkinci ifadem. 710 santim 200 milimetre kaç santimdir? Bu santimetre bunu da santimetreye çevireceğiz. Milimetreden santimetreye bir basamak yukarıya çıktığımız için 10'a bölündü. Bir sıfır gitti. Yani bunun cevabı 20. 710'dan 20'yi çıkar demiş. 710'dan 20'yi çıkaralım. Sıfırdan sıfır çıktı. Sıfır. Birden iki çıkmaz. Yandan aldığında burası 6 burası 11 oldu. 11'den iki çıktı. 9 6'yı da aşağı indiğimizde 690 santimetreye eşit bir ifade bulunmuş oldu ikinci işlemimizde diyoruz arkadaşlar üçüncüye geçtim kilometre metre metreye çevireceğiz metre cinsinden istemiş kilometreden metreye 1000 ile çarpılıyordu bu ifademiz 4000 metreye eşit 4000'den 4'ü çıkar demiş çıkaralım şurada 4000'den 4'ü çıkarıyorum 0'dan 4 çıkmaz yandan aldı yok yanda yok buraya geldi Burası 3 Burası 10 oldu. Yana ver 9. 9 10 oldu. Yana verdiğinde. 10'dan 4 çıktı. 6. 9 aşağı indim. 9 aşağı indim. 3 e aşağı indim. 3996 şeklinde 3996 şeklinde cevabı ulaşmış oldum. Üçüncünün cevabı için diyoruz arkadaşlar. Birazcık karışık bir yer bakın burası. İşlemleri de var. Bazı yerlerde üstüne de yazıyoruz. O yüzden dikkatle takibi hiç kaçırmamanız gerekir. Bu işlemleri yaparken durdurarak ilerleyin diyoruz. 180 santim milimetreye çevrilecek. Aşağıya doğru bir basamak geçtiği için 10 ile çarpılır. Bir sıfır eklenir. 1800 oldu. 180 eklemem istenmiş üstüne. 1800'e 180 ekliyorum. 0, 8, 8, 1 daha 9. 1'i daha aşağı indim. 1980 olarak cevaba ulaşmış oldum bu soruda da. Sonuncu ifademiz metre kilometre kilometre. Metreden kilometreye bine bölünmesi lazım. Yani 3 tane sıfır silinmesi lazım. 6 kilometre. Bundan ikisi çıktığında 6'dan 2 çıktığında 4 kilometre olarak sonuca ulaşmış olduk. Sağ tarafındaki dönüşümler içinde diyoruz arkadaşlar. Burası biraz zor bir kısım. Bu ikinci soruyu dikkatle tek tek e, tekrar etmeniz gerekiyor arkadaşlar. iyi anlamak için diyoruz. Ve üçüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Burayı temizledim. Sizler durdurarak işlemleri tamamlayabilirsiniz. Üçüncü sorumuz demiş ki aşağıdaki tabloda birbirinden farklı uzunluklar verilmiştir. Her satırda en kısa olanı kırmızı kalem ile, en uzun olanı kurşun kalem ile işaretleyiniz. En kısa olan kırmızı kalem en uzun olan kurşun kalem ile işaretlenecek diyoruz. Hepsini eşitlememiz lazım. Aynı birimde Santimetre, met, milimetre, metre var. Bakın burada hepsini milimetrede buluşturalım. Bu milimetreye geçerken bir sıfır eklenir. 2300 milimetre. Bu milimetreye dönüşürken 3 tane sıfır eklenir. 5000 milimetre. Bu ifade milimetre cinsinden zaten. Bu milimetreye çevrilirken 3 sıfır eklenir. 12000 milimetre oldu. En uzun olan arkadaşlar en kısa olan kırmızı en uzun olan kurşundu. En uzun en kısa olanı 70 mm kırmızı ile işaretledim. En kısa olanı da siyahla işaretleyeceğiz. Şöyle yapalım. En uzun olanı da 12.000 mm birincisini işaretledim. Bu şekilde en kısa kırmızı en uzun siyahla işaretlenmiş oldu. İkinciye geçtim. Yine hepsini milimetrede buluşturalım en kolayı milimetre genelde arkadaşlar. Bunu gerçi bu soruda santimetrede de buluşturabiliriz. Çünkü iki tane santimetreymiş. Öyle yapalım. Bu ifadeyi santimetreye çevirdiğimizde iki tane sıfır yüzle çarpılır. 8400. Bunu santimetreye çevirdiğimizde bir basamak yukarı çıktığı için bir tane sıfır silinir. 80 santimetre. Bu 84. Bu da 800. Zaten santimetre cinsinden verilmiş. Şu da santimetre oldu. Çevirdiğimizde. Şimdi sıralıyorum arkadaşlar. En küçüğü 80 santimetre. Kırmızıya boyanacak. En büyüğü 8400. O siyahla işaretlendi. Yani bunu siyahla işaretledim. En küçük olanı da kırmızıyla işaretlemiş oldum. Bu sefer işaretleme bu şekilde karşımıza gelmiş oldu diyoruz ikinci işlemde. Üçüncüye geçtim arkadaşlar. Üçüncü de Metre, kilometre, santimetre, milimetre var. Yine metre veya santimetrede de buluşturabiliriz. Santimetre yapalım. Metreden santimetreye geçerken 2 sıfır ekleniyordu. 310 bin. Kilometreden santimetreye geçerken tam tamın arkadaşlar 5 basamak var. 5 tane sıfır ekledim bu ifadeye. 400 bin. Bu ifade zaten santimetre. Bu ifadeyi santimetreye geçerken bir tane sıfır silindi. Yukarıya doğru geçtiğimiz için ona bölünecek 120 santimetreye eşit bu ifademizde. Bunda da hepsini santimetreye çevirdik. Hepsinde mesela bunu milimetreye çevirmiştim. Yazalım yanına karışmasın. Bunu milimetreye çevirdik. Bunu santimetreye çevirdik. Bunu da santimetreye çevirdik. Hangi birime çevirdiğimizde yanında ifade etmiş olalım. En büyük ifade bakın 400 bin bu siyah boyanacak. En küçük ifade 120 santim bu kırmızıya boyanacak. Şunu kırmızı ile işaretledim. Diğer ifademizi de siyahla işaretlemiş olalım. En büyük ifademizi diyoruz. Ve dördüncüye geçiyoruz. Kilometre, santimetre, metre, milimetre var. Şimdi bunları dönüştürürken sıfır sayısına da dikkat ederek dönüşümleri yapıyorum. Karışıklık olmasın diye. O yüzden ortak bir birim belirlemeye çalışıyorum açıkçası. Baktığımızda Yine burada milimetreye çevirmem lazım. Çünkü bunu metreye çevirirsek sıfır yeterli gelmez. O yüzden burada milimetrede buluşalım. Kilometreden milimetreye tam tamına 6 basamak var arkadaşlar. Bunun yanına 6 tane sıfır eklememiz gerekiyor. Cevap da 10 milyon oldu. Santimetreden milimetreye bir basamak olduğu için bu 100 milimetreye eşit. 100 milimetre. Metreden milimetreye 3 basamak eklendi. 1000 milimetre. 10 mm. Hepsini milimetreye çevirdim burada da. Şimdi en büyük olan tabii ki de 1 milyon. Bunu siyah işaretledim. En küçük olan da 10 milimetre Onu da kırmızı ile ifade etmiş olalım diyoruz arkadaşlar bu sorumuzun cevabı için. Diğer 5. ifademe geçtim. Metre, santimetre, milimetre, kilometre var. Baktığımızda nerede buluşturabiliriz? Yine milimetrede buluşturmamız lazım. Genelde en alt birimde buluşturmaya çalışıyoruz. Diğer türlü sıfır silemediğimiz için yukarıya doğru çıkarken sıkıntı oluşturur arkadaşlar. O yüzden milimetre ve santimetre birimlerinde buluşturmak her zaman daha mantıklı olur. Dedik ve devam ettik. <laughs> Milimetreye geçerken 3 sıfır eklendi. 5000 milimetre. Şuraya milimetre yazdım. Santimetreden aşağıya doğru bir sıfır eklenir. 550 mm, 25 mm, kilometreden milimetre, 6 tane sıfır vardı tam. 1 milyon milimetre. En büyük olan 1 milyon, en küçük olan 25 milimetre. En küçüğü kırmızıyla, en büyüğü siyahla işaretlemiş oldum arkadaşlar bu sorunun cevabı için. Diğer ifademe geçtim. Metre metre kilometre milimetre var. Yine milimetre de buluşturacağız. Yine milimetrede buluşturacağız dedik. Milimetreyi yazdım. Metreden milimetreye 3 tane sıfır eklendiği için 500.000 milimetre. Bu metreden milimetreye geçerken 3 tane sıfır eklendiği için 13.000 milimetre. Kilometreden milimetreye 6 tane basamak olduğu için 2 milyon milimetre. Bir de 13 milimetre var. En büyüğü e, 2 milyon 500 binden daha büyük. O yüzden en büyük olanı siyahla işaretledim. En küçük olan da 13 mm olduğu için onu da kırmızı ile işaretlemiş olalım arkadaşlar. Ve cevaba bu şekilde ulaştım. Sonuncuya geçtim. Yine milimetre var. Bakın burada santimetrede buluşabiliriz sanki. Evet santimetrede buluşturalım da. Genelde milimetre ağırlıklı gittik. Bazılarını santimetrede buluşturmuş olduk. Bu santimetreye geçerken 10'a bölündüğü için bir tane sıfır gider 25 milimetre şey santimetre. Burada 240 santimetre zaten. Metreden santimetreye geçerken 2 sıfır eklendi. Bu 23.000 santimetre. Bu da kilometreden santimetreye geçerken 5 basamak var. 5 tane sıfır eklendi. Bu ifademizde kaç oldu arkadaşlar? 22 milyon santimetre oldu. En büyük ifade 22 milyon ifadesi. Bunu siyaha en küçük olan 25 santimetreyi de Kırmızıya boyamamız gerekecek bu sorunun cevabı için diyoruz. Bu şekilde 3. E, soruyu da netleştirmiş olduk. Kolay bir etkinlik değildi arkadaşlar. Tek tek aynı birime çevirip en kısa en uzun olanları işaretlemiş oldum. Dönüşümler sonucunda diyoruz. Bu tabloyu siliyorum arkadaşlar. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. 4. sorumuza doğru ilerliyoruz. Aşağıdaki tabloda verilenleri Örnekteki bu uygun ölçü birimiyle eşleştiniz. Eşleşen, eşleşen satırları aynı renge boyayınız demiş. Mesela kapının eni ve santimetreyi eşleştirilmiş arkadaşlar. Ölçüm aletiyle ve kırmızı ile ok çizmiş. Ve bunları da kırmızıya şöyle boyayabiliriz. Aynı rengi boyamamız istenmiş. Boyadık. İkinci ifadeye geçelim. Farklı bir kalem kullanalım. Mavi ile devam edelim. Sağlık ocağı ile muhtarlık arasındaki yol demiş arkadaşlar. Bakın burası ölçülmek için kilometre gerekebilir. Çünkü Sağlık Ocağı ve muhtarlık arasındaki yol 1 kilometre, 2 kilometre mesafe oluşturabilir. O yüzden burada kullanacağımız uzunluk birimi kilometre olması gerekir arkadaşlar. Ama baktığımda arkadaşlar iki şehir arasındaki mesafe var. O daha da büyük bir mesafe. O yüzden kilometre burada tam sağlıklı olmadı. Geri aldım. Sağlık Ocağı ve muhtarlık metrede olabilir. Çünkü aynı mahallede bulunduğu düşünülürse 500 metre, 600 metre, 300 metre gibi ifadeler de yer alabilir. Biraz daha mesafe varsa kilometre de olabilir. O yüzden daha büyük bir mesafe var. Bir tane kilometre kullanıldığı için onu sildim. Bunu metreyle ifade etsek daha mantıklı olur. Çünkü iki tane metre kullanılmış. burada da metreyi kullanmamız daha faydalı olacak diyoruz. Sağlık Ocağı ile muhtarlık arası 300 metre 500 metre gibi bir mesafeye karşılık gelir dedik. Tekrar bunu düzenlemiş olduk. Saç telinin kalınlığı saç telimiz bakın çok çok ince bir şey olduğu için çok ufak bir birimle ölçülmesi lazım. O da en ufak birim milimetre var. O yüzden milimetre ile eşleşmiş olacak arkadaşlar. Saç telinin kalınlığı diyoruz. Onları da yeşile boyamış oldu. Okul bahçesinin uzunluğu okul bahçesi 20 metre, 50 metre, 100 metre metre cinsinden bir uzunluğa sahip arkadaşlar. O yüzden burada da metre ile eşleştirmemiz gerekiyor. ifademizi. şöyle diğer metreyle de ölçmüş olduk. Ve ikisini de pembeye boyamış olduk diyoruz. Kitabın boyu tabii ki de santimetre arkadaşlar. 30 santim, 20 santim, 40 santim aralığında değişir kitaptan kitaba. O yüzden bunları da santimetre ile eşleştirdik ve sarıya boyamış oldum. Bu iki e, uzunluğumuzu eşleşmemizi de diyoruz. İki şehir arasını biraz önce söylemiştik. İki şehir arası mesafe arkadaşlar kilometre cinsinden uzak mesafeler kilometre ile ölçüldüğü için kilometre ile eşleşir. O yüzden bunları da turkuaz rengi açık maviye boyamış oldum. Çiçeklerin yapraklarının kalınlığı yine saç teli gibi bu da çok ince bir kalınlığa sahip olduğu için en ufak birim olan milimetre ile ölçülür. Bunu da ifade eden rengimiz mor renk olsun arkadaşlar. Bunu da milimetre ile eşleştirmiş oldum ve mor renkle bu ikisini boyamış olduk diyoruz. Bu şekilde dördüncü sorumuzu da tamamlamış olduk arkadaşlar. 227'deki çalışmaları bitirip alt kısma doğru geçiyoruz. Sizler buradaki boyama işlemlerini durdurarak tamamlayabilirsiniz. Devam ettim. Son çalışmamıza doğru geçiyoruz arkadaşlar. 229'daki çalışmalarla bugünü tamamlamış olacağız. Demiş ki sorumuzda aşağıda yer alan nesnelerin uzunluklarını tahmin ediniz. Uygun ölçme birimiyle nesnelerin uzunluklarını ölçünüz. Tahmininizle gerçek uzunluk arasında oluşan farkı ilgili alana yazınız demiş. Bakın burada tahmini bulacağız. Gerçek değer o yüzden cetvel lazım size arkadaşlar. Biz yine yaklaşık değerlerle hesap etmeye çalışacağız. Siz tam net değerleriyle hesap etmiş olursunuz bu tabloyu doldururken dedik. Şimdi şöyle tahmini evet başlattık. Silginin uzunluğuyla başladım arkadaşlar. Silgi yaklaşık arkadaşlar ne kadar? 5 santim Uygun, uygun ölçme birimi santimetre santimetre uygun ölçme birimi tahmini uzunluk 5 santimetre gerçek uzunluk 4 santimetre olsun oluşan fark 1 santimetrelik bir fark oluşmuş olsun siz tam net değerleri elinizdeki silgiyi ölçerek oluşturabilirsiniz diyoruz limonun uzunluğu Limonun uzunluğu yine silgiden biraz daha uzun bir şeye sahip. 10 santimetre olsun. O yüzden bunu yine ölçerken santimetreden yararlanacağız. Tahminimiz 10 santimetre. Gerçek uzunluğu 8 santimetre. Aradaki fark 2 santimetre olarak oluşmuş oldu diyoruz bu sorumuzun cevabı için. Havucun uzunluğu havuç limondan daha da uzun. Bunu da 20 santim yaklaşık olarak hesap ederiz. Yine santimetre kullanacağımız birim. Ben yaklaşık 20 santim olarak tahmin ettim ama havuç 18 santim olarak karşımıza geldi. Yine oluşan fark burada. 2 santimlik bir fark oluşmuş oldu. Biraz farklı kalem kullanalım. Hepsi aynı olmasın karışmasın. Şapkanın eni. Şapkanın eni arkadaşlar yine santimetre cinsinden düşünebilirsiniz. Çok büyük uzunluk değil çünkü. Milimetre kadar da küçük değil. O yüzden santimetre idealdir. Şapkanın eni yaklaşık 8 santim dedik. Ölçümümüz sonucunda da kaç çıktı? 12 santim çıktı. Arada oluşan fark 4 santimlik bir fark oluşmuş olsun. Şapkanın eni ölçtüğümüzde 12 santim çıkmış oldu. Sandalyenin boyu. Sandalyenin boyu arkadaşlar ölçeceğimiz e, uzunluk santimetre çünkü metreyi geçmez. Santimetre bizim için burada ideal ölçü birimidir. Santimetre. Yaklaşık kaç santimetre olsun? Tahminimiz 60 santim olsun. Ölçtüğümüzde de 54 santimlik bir sonuca ulaşalım. Bu da. 6 santimlik bir fark oluşturmuş. Olsun arada 54 ile 60 arasında 6 santim fark oluşur diyoruz. Buzdolabının eni. Buzdolabının enini ölçtüğümüzde yine kullanacağımız birim santimetre arkadaşlar. Çünkü 1 metreye geçmez. E, tahminimiz 50 santim olarak karşımıza gelsin. Ölçtüğümüzde de 46 santim olarak karşımıza çıksın. Aradaki fark da 4 santim olarak oluşmuş olsun diyoruz bu sorumuzun cevabı için. Son kısımda da farklı bir kalem kullanalım. Sınıfta oturduğun sıra ile sınıf kapısı arasındaki mesafe. Bakın burası arkadaşlar sıra biraz uzak olduğu düşünülürse metre ideal ölçü birimidir. Cam kenarından kapıya kadar oluşan uzaklık yaklaşık 7-8 metre olacağı için 8 metre ifadesi oluşturalım. Gerçeğini ölçtüğümüzde de 7 metre çıkmış olsun. Arada da 1 metrelik bir mesafe değişimi kullanılmış oldu diyoruz. 8 metre 7 metre arası dedik. Sınıftaki pano ile tahta arasındaki mesafe yine kullanacağımız mesafe metre arkadaşlar. Pano ile tahta arasındaki mesafe Ölçtüğümüzde biz diyelim 4 metre ya da 5 metre diyelim 4 metre çıksın. 5 metre dedik. 4 metre uzunluğu aradaki mesafe çıktı. Arada yine 1 metrelik bir kayıp fark var diyoruz. Devam ettim. Sizin sınıfınızın kapısı ile yan sınıfın kapısı arasındaki mesafe sorulmuş arkadaşlar. Kapılar arası mesafe yine Metre ideal bir ölçü birimidir. Yan sınıfın kapısı yakın olsun bize. 3 metre diyelim. Ölçtüğümüzde de 2 metrelik bir mesafe oluşmuş olsun ve bu da bize 1 metrelik bir mesafe farkı oluşturur dedik ve 229'da da bu şekilde tahmini, gerçek ve yaklaşık ne kadar oluşan fark oluştu? Onları tespit etmeye çalıştık diyoruz arkadaşlar. Bu çalışmamızı bu şekilde tamamlamış olduk. Bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.